Aslında bu açıklamaların bir anlamı olabilir. Ama genel yol haritası görünmediği için araya tali küçük mikroymuş gibi giren bakanlık açıklamaları yeterince anlaşılmıyor kamuoyu nezdinde. Ben çocuklara sordum ama siz eğitimcilerin, öğretmenlerin de kafalarının çok net olmadığını söylediniz. Neler yaşıyor eğitim emekçileri bu noktada? Bakın şöyle düşünelim. Öğretmen ekranı karşısına geçiyor, dersine başlayacak. Ama karşı tarafta öğrenci internet erişimi ve cihazı olmadığı için derse katılamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ek ders ücretlerini ödenmeyeceğini ifade ediyor. Bakın ödenmemesi durumunda da öğretmenler diyorlar ki ama ödenmeli çünkü ben zamanımı ayırıyorum. Ekranın karşısına geçiyorum, öğrencimi bekliyorum. Öğrencinin benim karşımda olmamasının nedeni öğrencinin bir takım eşitsizliklerle karşı karşıya olmuş olması. Yani internet erişiminin olması, cihazının olmaması, derslerin yeterince çekici olmaması ve benzeri. Ama ders ücretleri uzunca bir süre tartışıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bu süre içerisinde çok uzun zaman sonra ders ücretlerinin ödenmeyeceğini ifade etti. Dolayısıyla öğrenciler için de açıklamaların yeterince net olmadığı çünkü genel bir stratejinin parçası olarak bu mikro eğitim politikalarının sürdürülmediğini görüyoruz. Bu aynı zamanda tabii veliler ve öğretmenlerde de kimi zaman çok spesifik olaylarda çok kafa karıştırıcı bulunabiliyor bu açıklamalar. Sayın Kurul, ben aslında sadece açıklamalar anlaşılır mı diye sordum ama öyle bir durumdayız ki neyi elimize atsak karşımıza başka bir şey çıkıyor ve elimizde kalıyor. Öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesi gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. Çünkü zaten o eşitsizliği gidermesi gereken kurum öğretmenlerin kendisi değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisi. Burada da maaşlardaki kesinti, buna yönelik bir itiraz var mı? Nasıl olacak? Nasıl devam edecek? Tabii ders ücretleri bu, maaşı değil. Maaşlar Tabii ek ödenmesi ders söz yok. ücretleri, özür Ek dilerim. ders ücretleri. Bunun için biz tabii çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani bir yandan öğretmenlerimizin dilekçe vermesini istiyoruz. Öğretmenlerimiz vermeye başladı okul kurum müdürleri üzerinden. Daha sonra da spesifik bir şey olduğunda dava süreçlerini başlatacağız. Bu yani ekonomik ve özlük hakları kaybının giderilmesi gerekiyor. Çünkü öğretmenlerimiz çok ciddi biçimde bu süreç içerisinde özveriyle çalıştılar. Aynı zamanda fiyat artışları, vergi yükü ve benzeri nedeniyle reel ücretleri ciddi biçimde düştü. Bu bağlamda da ek ders ücretleri öğretmenlerimiz için önemli bir gelir olarak düşünülüyor. Kaldı ki dersini yapıyor. Ekranın karşısında öğrencisini bekliyor. Ve öğrencisi yok olmamasının nedeni öğretmen değil. Gerekli eğitim politikaları alarak, önlemler alarak uzaktan eğitimi etkili biçimde yürütemeyen, sürdüremeyen Milli Eğitim Bakanlığı. Biz de çalışmamızı bu bağlamda sürüyoruz. Aslında olayı şöyle okumamız gerekiyor. Bakın 15 ay boyunca büyük ölçüde okullarımız uzaktan eğitimle, sözde bir uzaktan eğitimle, acil bir uzaktan eğitimle çalışmalarını sürdürmeye, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmeye çalıştı. Ama toplamda şöyle bir bakarsanız 2 günlük yüz yüze eğitimleri toparladığımızda ancak yüz yüze eğitimi 2 gün açabilmiş durumda. Yani dünyada en çok en uzun süreli okul kapatan ve gerekli önlemleri almadığı için okullarını kapatan ülkeler arasındayız. Eğitim kurumları, öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz bu süreçte pandemi sürecinde öncelenmiş değil. Onların eğitim hakkı, çalışma hakkı bağlamında onların ihtiyaçları görülmüş ve buna uygun eğitim politikaları geliştirilmiş değil. Aynı zamanda sınav sistemi de eğitimini yapamadıysanız yani yüz yüze eğitimi sağlayamamışsanız uzaktan eğitimde de ciddi eşitsizliklerin olduğunu biliyor ve önlem almıyorsanız buna rağmen sınav yapmaya çalışmanızın anlamı nedir? Yani neyi öğrettiniz ki çocuklara? Neye sınavını yaparak bu sınavlarda öğrenme düzeyini tespit edeceksiniz? Sadece kademeler arası öğrenci akışını sağlamak üzere öngörülmüş bir yüz yüze eğitim ve sınav yapmak için düzenlenmiş bir yüz yüze eğitim çabası görüyoruz. Bütün bunlar eğitime ciddi anlamda öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin problemlerini ciddi
ciddi biçimde artırıyor. Ayrıca biliyorsunuz BTK'nın aşı meselesi. Aylardır biz öğretmenlerimiz aşılansın, sağlıklı ve güvenli bir ortam olan okullarımıza aşı olarak gelsinler çabası içindeydik. Sürekli olarak bu konuda açıklamalar yaptık. Ama bir başlatıyorlar, bir algı yönetiyorlar ve ardından öğretmenlerimizin büyük bir kısmı hala aşılanmamış durumda. Ne olacağını bilmeden önümüzdeki dönemde, yani hem Eylül ayı için kastım, hem de önümüzde bizim Mayıs ve Temmuz'a kadar okulların açık olabileceğini ifade etmişti Milli Eğitim Bakanı. Yani bu 1,5 ay içerisinde ne olacağının belirsiz olduğu bir dönem görüyoruz. Yani genel bir doğrultusu yok Milli Eğitim Bakanlığı'nın, bir stratejisi yok ve kamuoyunu da yeterince bilgilendirmediği için bir endişe, bir kaygı, bir güvensizlik hali eğitim bileşenlerinde söz konusu. Bütün bunları gören bir yerden gerçekten katılımcı mekanizmalar örerek, yani öğretmen eğitim ve bilim sendikalarının dahil olduğu, veli örgütlerinin dahil olduğu daha katılımcı süreçlerle sahanın bilgisini edinerek kararlar verilmesi gerekirken, hala o tırnak içinde dediğimiz tek adam yönetimi ve Cumhurbaşkanlığına bakan bir Milli Eğitim Bakanlığı ve ortak bir politika, toplumun yararına bir politika üretilememe durumu söz konusu. Bu en can yakıcı bir sorun. Bakın, yine pazartesi günü o gün karar verilecek diyelim. Akşamı biz öğreneceğiz okulların ne olacağı durumuna ilişkin. Ama bizim önümüzde Eylül ayına kadar yapmamız gereken çok sayıda iş var. Örneğin derslik inşasını yapmalıyız. Örneğin öğretmen istihdamı yapmalıyız bu süre içerisinde. Örneğin telafi eğitimlerini, kapitalist piramidin en altında ve orta katmanlarında olan çocuklarımız bu süreçten çok ciddi biçimde olumsuz etkilendiler. Onlar için yaz aylarında telafi eğitimleri planlamamız gerekiyor. Bunun için de ataması yapılmayan öğretmenlerin... Evet. Bunun için dinliyoruz, buyurun. Ataması yapılmayan öğretmenleri kısaca alalım lütfen. Öğretmenlerin yaz ayları için istihdam edilerek, ya yeni öğretmen alımları yapılarak yaz aylarında eğitimdeki bu eşitsizlikleri giderecek telafi eğitimlerine çok ihtiyaç var. Bu çocuklar tatile gidemiyorlar, bu yoksul çocuklar tatile gidemiyorlar. Yoksul çocuklar belki uzaktan eğitime zaten yararlanamıyorlar. Onları 2 ay hadi tatil yapın demek çok ciddi sorunların daha da derinleşmesine yol açar. O yüzden yeni öğretmen istihdamı kesinlikle yapılmalı. Bunun da yeri yıllardır mücadele eden, ataması yapılmayan öğretmenlerin sözlerine kulak vermekle bağlantılı olsa gerek. Aynı şekilde ihraç edilen öğretmenlerin de yeniden istihdama kazandırılması da gerekiyor. Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz size bu zor süreçte. Sağlıklı günler diliyorum. TRT'de katıldığı bir programda konuşan Cumhurbaşkanı